sık sık eşyalarımı nereye koyduğumu unutuyorum. Acaba sebebi ne olabilir? Sık sık eşyalarımı nereye koyduğumu unutuyorum hocam. Acaba şimdi ne bu olabilir? Gerçekten önemli bir olay. Bütün yaşlıların belli bir dekattan sonra, yani 60'lı 70'li yaşlardan sonra bir miktar sık sık eşyaları bir yerlere bırakırlar ve burada unutabilirler. Bunun hepsi Alzheimer'a ya da başka bir demans hastalığına işaret etmez. Önce biraz insanları rahatlatalım. Evet. Doğrusu bu tek bir bulguyla, sık sık eşyaları unutuyorum bulgusuyla herhangi bir insanın kendisini kötü hissetmesi çok fazla olası değil. Yaşlı bir teyze sık sık eşyaları unutuyor. Eğer bunun yanında unutmaların yanında sık sık tekrarları oluyorsa, son zamanlarda davranışları değişti gibi bir takım şikayetleri oluyorsa, yani bir takım davranış bozuklukları veya bir takım aile içerisindeki olayları yorumlarken hatalar yapmaya başlıyorsa veya hani unutkanlığının yanında yeni şeyleri öğrenmekte zorlukları oluyorsa, yani işte bir telefon görüşmesi yapılıyor, bu telefon görüşmesi sırasındaki konuştuklarımızı tamamen unutuyor tarzında bir takım bulgular ortaya çıkarsa, o zaman gerçekten böyle bir problemin, yani Alzheimer tipi veya başka bir demans probleminin varlığını düşünebiliriz. Yani tek bir bulguyla eşyaları koyduk yere bırakınca işte bir daha hatırlamıyorum gibi bir cümleyle insanlara demans tanısını koymak mümkün olmaz. Ancak dikkatli olmamız gereken bir durum olduğunu söylemek istiyorum. Başka bir takım bulgularla birlikte olur ise. O zaman tabii hani insanlar kendilerine yeni bir hayat çizgisi, yeni bir yaşam çizgisi ortaya koymalılar ve tedbirlerini almalılar ve böylece daha uzun ve daha uygar bir yaşam sürebilirler. Tedbir almanın öneminden de bahsedelim. Tanısından da tanı konulmadan önce 15 yıl önce tahmin edilebilecek noktaya geldiğimizin müjdesini de az sonra bir haberle verelim. Ama ondan önce geçtiğimiz günlerde sosyal medyada demans hastası annesiyle birlikte video paylaşan bir hanımefendinin videosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Demansın tedavi edilebilir ve yenilebilir bir hastalık olduğunu gözler önüne serilen çok güzel bir video izleyelim önce. Anneme geldim yine. Bak bak bak, yine rujları sürmüş. Nurhan bacım, nasıl gidiyor hayat? Çok güzel vallahi. Hele kızım geldi, daha mutluyum. Anne, çok bu şükür. Demans hastalığı ile ilgili ne durumdasın şu an? İyiyim hamdolsun. Vallahi çok iyiyim. İlaçlarını her gün kullanıyorsun? Her gün sağ olsun. Her şeyi hatırlıyorsun? Çok, hepsini hiç unutmuyorum vallahi. Çok iyiyim maşallah. O zaman demans için ne yapmak lazım? Her gün böyle güzel güzel giyinmek. Öyle süslenip çıkıyorum sokağa. Demek tabii ki demans için kendimize bakacağız. Moral. İşte bu. Tabii. Canım anam. Moral. Öpüyorum seni canım. Hepinizi öpüyorum. Daha önce kendisi de konuk olmuştu bize, çok tatlı bir hanımefendi. Annesine de şimdi tanışmış olduk. Vallahi harika, enerjik görülüyorlar. Şimdi burada arkasından işte unuttu yine şöyle mi falan yapmaktansa mı, benim buradan anladığım, konuşarak, anlatarak o farkındalığı kendisine kazandırmak Şimdi aslında bakarsanız yani burada gördüğünüz şey hastanın sosyalleşmesiyle ilgili, sevgiyle ve şefkatle sarılan bir aile ortamı içerisinde hastaların genel gidişatının daha iyi olacağını biliyoruz. Evet. Bu hastalıkların bir tanesi şu, hastalık ne olursa olsun başladığı andan itibaren yavaşlatılabilir. Bu çok önemli. Yani bir hasta var ki eğer ki bir takım tedbirlere başvurulduğu zaman 7 ile 12 yıl geciktirilebilir. Bu oldukça önemli. Yani sizin genetik olarak bir yatkınlığınız var. Olabilir. Testlere giriyorsunuz ve sizde muhtemel bir Alzheimer hastalığı çıkması ihtimalinin önünüze koyuyorlar. Bu bahsettiğiniz araştırmalar bunu yapıyor. Yani ortada bir hastalık yok. Hiçbir hastalık yok, belirti yok. Ama siz testlere girince böyle bir şüpheyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz böyle bir şüpheyle karşı karşıya kaldığımızda, ki bu testlerden birazdan ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Evet. Ondan sonrası için neler yapılması kısmı bence her şeyden önemli. Bir tanesi işte hanım kızımızın annesini gösterdiği şefkatli, güler yüzlü, konuşkan ve hayatın içinde var olan ve onu hayatın içinde tutmaya çalışan bir görüntüyle devam ediyor. Yani böyle olmak gerekiyor. Sosyalleşmek
çok önemli. Eğer ki yani önemli bir şekilde yabancı kaynaklara baktığınızda Alzheimer hastalığı için hastalıktan korunma yöntemleri dediğimiz yöntemlerden bir tanesi bu şekilde sosyalleşmek. Çok güzel. Bunun altını çizdikten sonra bilim insanları kan testinde tespit edilebilen ve demans başlangıcını öngören 4 yeni protein kalıbı belirlemişler. Evet. Hastalarda resmi olarak tanı konmadan 15 yıl önce demans riskini tahmin edecek bir kan testi geliştiriliyormuş. Bilim insanları 50 binden fazla sağlıklı gönüllüden kan örnekleri toplamış. Araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yaklaşık 1500 kan proteiniyle yıllar içinde ortaya çıkan demans arasındaki bağlantıları araştırıyorlar. Nature Aging dergisinde yayınlanan araştırmada şu an adını yanlış söyleyebileceğim için söylemediğim 4 proteinin demans, Alzheimer hastalığı veya vasküler demans gelişen kişilerde yüksek seviyelerde bulunduğunu vurguluyor. Peki hocamız bu haberi, bu tanıyı nasıl değerlendiriyor? Şimdi bu yaklaşık Çin'de, yani Çin'de yapılan bir araştırma. 2006 ile 2010 yılları arasında demans tanısı almış olan hastaların bütün kan örnekleri dondurularak saklanmış durumda. Ve gerçekten yaklaşık 50 binden fazla hastanın kan örnekleri içerisinde demansı olan hastalar ile normal grup hastaları arasındaki farklılıkları, bu farklılıkların neler olduğunun araştırılmasıyla ortaya çıkmış. Aslında bu 4 protein değil, daha fazla 15 tane protein var burada. Bu 15 tane proteinin varlığı ile demans grupları, alt grupları arasındaki ilişkiler de araştırılıyor. Hı hı. Ve böylece bu bir istatistik çalışması. Bu yapay zekanın gelişmesiyle daha önümüzde çok fazla şey çıkacak. Yani doğru, geçmişteki bütün bulguların yeniden analiz edilmesiyle bir takım daha ayrıntılı işler öğreneceğiz. Buradaki asıl mesele kandan yapılıyor olmasıdır. Bu önemli. Yani bu testlerin, proteinlerin... İyi bir haber olarak mı? Evet, çünkü kolay uygulanabilir, her yerde pratik, uygulanabilir evet, bir pratik sonucu olacağı kanısındayız. Hmm. Şimdi tabii bu araştırmalar devam ederken bir takım başka araştırmalar da devam ediyor. Bizim çok 10 yıllardan beri bildiğimiz başka bir şey var. Beyin omurilik sıvısından, yani beynimizden aldığımız beyin omurilik sıvısındaki tau proteiniyle beta amiloid proteinlerinin varlıkları ve oranlarına bakarak da yüksek oranda Alzheimer hastalığının kliniği olmadan da hastalarımızda böyle bir tanı koyabiliyoruz. Peki. Tabii bunları sadece bu tür hani biyokimyasal laboratuvar incelemeleriyle yapmıyoruz. Genetik incelemelerle destekliyoruz. Genetik. Yani ApoE alleli dediğimiz bir genimiz var. Bu genden iki tanesi yan yana olduğunda Alzheimer riski çok artıyor. Genetik incelemelerle, yani anneden babadan genetik inceleme yapıyoruz. Hastadan da alıyoruz genlerini ve bakıyoruz, karşılaştırıyoruz. Karşılaştırdıktan sonra %66 oranında güvenlik sınırı içerisinde sadece genetik araştırmalarla tanıya doğru şekilde yaklaşabiliyoruz. Şimdi dünya çapında 55 milyondan fazla insan demansla yaşıyor ve bu sayının 2030 yılına kadar 78 milyona ulaşması bekleniyor. Ben başka bir şey daha söyleyeyim hemen isterseniz. Buyurun. Tabii ki. 2050 yılında 158 milyon insanın Alzheimer hastası olacağı tahmin ediliyor. Yani bu aslında bakarsanız şu kadarını söyleyeyim. İnsan ömrü giderek uzuyor. Uzamanın getirdiği bir takım komplikasyonlar bunlar. Evet. Bunlar şimdi... Eskiden ölüm sırası olarak Alzheimer'dan ölüm 7. sıradaydı. Hmm. Şu anda yani 2020'li yıllardan itibaren bu rakamın kanserden ve kalp hastalıklarından sonra 3. sıraya çıktığına inanılıyor. Evet. Eskiden stroke vardı. Yani felçlerden insan beyin damar hastalıklarından ölürdü. Şimdi? Ama şimdi artık Alzheimer hastalığı çok yaygınlaştığı için insanları kaybediyoruz. Giderek daha da çok önemli hale geleceğini söylemek istiyorum. O yüzden bütün bunları konuşurken bence en önemli şey biz bu dalgadan nasıl kendimizi koruruz tarzındaki bilgilerimizi anlatmamız gerekiyor. Çok. Bu son derece önemli. Çünkü gerçek anlamda hastalıktan korunmakla ilgili elimizde gerçekten silahlar var. Bunlardan bir tanesi düzenli egzersiz yapılması. Düzenli, devamlı bir egzersiz. Yani bugün yaptık, yarın yapmadık olmaz. Her gün düzenli ve yıllarca devam eden bir egzersiz.
Egzersiz beynin kanlanmasını artırıyor bir. İkincisi kendisi bir takım rahatlatıcı beyinde endorfin dediğimiz salgıların artmasına yol açıyor. Artık kas kitlesini koruyor ki bu son derece önemli. Kas kitlesini koruyor. Egzersizden sonra yapılacak olan şeyler hastaya ait riskleri kontrol altında tutmak. Bu mesela kolesterol yüksekliğinden başlayarak hastadaki hipertansiyon ve diyabetin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Diyabetin kontrol edilmesi hatta şöyle söyleniyor. Diyabetin kontrolsüzlüğü Alzheimer riskini tek başına artırıyor. Hatta hani şeker hastalığına bağlı Alzheimer hastalığı diye bir kavram da var son yıllarda. Bu tetikleyici bir hastalık olarak görünmeye başladı. Aynen öyle. Şeker hastalığıyla Alzheimer arasında bir bağlantı kurulmuş durumda şu anda. O yüzden bütün şeker hastalarına gönülden ve kalbimle söylüyorum. Herkesin özellikle hemoglobin A1C'lerin 7'nin altına düşürmeleri gerektiğini ısrarla belirtiyorum. Yani bu son derece önemli. Şeker hastalarının kontrolü, diyabetik kontrol her şeyden daha önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.